Cengiz Topel ismini her şehirde, caddelerde, okullarda, parklarda görürüz. Peki adını bu kadar çok duyduğumuz Cengiz Topel kim? Biz ne kadar tanıyoruz? Cengiz Topel 2 Eylül 1934'te İzmit'te dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybeden Topel, 1953 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1955 yılında ise Kara Harp Okulu'nu bitirerek asteğmen olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı. Havacılığa olan merakından dolayı pilot eğitimi için Kanada'ya gönderilen Topel, burada eğitimini başarıyla tamamladı. 1961'de Eskişehir 1. Hava Anajet Üssü'ne atandı ve 1963'te yüzbaşı oldu. Rum kesimini Kıbrıs'taki Türklere karşı işlediği suçlardan caydırmak amacıyla pilot yüzbaşı Topel, 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'a dörtlü kol komutanı olarak gönderildi. Cengiz Topel'in jeti operasyon sırasında isabet aldı ve Topel paraşütle atlamak zorunda kaldı. Rumköy yakınlarında bir asfalt yola inen yüzbaşı Topel, bölgeye gelen Rum askerleriyle son mermisi bitene kadar çarpıştı. Yaralı olarak yakalandı ve uluslararası savaş hukukuna aykırı olarak ağır işkenceye maruz kaldı. Gördüğü işkence sonucunda şehit olan yüzbaşı Topel, hem kahramanlığıyla hem de ilk Türk Hava Harp şehidi olmasıyla tarihe geçti. Cengiz Topel'in naaşı, Türkiye'nin yoğun girişimleri sonucu 12 Ağustos 1964'te Rumlardan alındı. Adı, Türkiye'deki yüzlerce park, cadde ve sokakta yaşamaya devam ediyor. Biz de 15 Mayıs Hava Şehitleri gününde hem ilk Hava Harp şehidimiz olan Yüzbaşı Cengiz Topel'i hem de tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.